Bir sonraki eklemeli imalat tekniğimiz Selective Laser Sintering ismini verdiğimiz seçici lazer sinterleme Türkçesi de teknik. Bu teknik de aslında şurada sunumumuzda geri yukarı çıkarsak şu 7 teknik içerisinde Powder Bed Fusion tekniğinin içerisine giriyor. Yani bir aslında toz yatağı var. Bir yatak var. Onun üzerine tozu seriyoruz. Ve tozun üzerine de bir termal enerji uyguluyoruz. Selective dediği seçici onu demesinin sebebi de katılaştırmak istediğimiz yerleri seçerek oraları uyguluyoruz. Ve tozu orada birleştiriyor aslında. Eritip birleştiriyor. Bunun ilk tekniği Selective Laser Sintering. Sinterleme dediğimiz yöntemi yapıyor. Sinterleme biraz melting'den farklı. Yani tam eritme sıcaklığına değil de ona yakın bir sıcaklıkta birleştirme yapıyor aslında. Melting'de ise direkt eritiyor. Sıvı hale getirip öyle birleştiriyor diye düşünebiliriz. İkisinin basit farkı bu. İlk bakacağımız Selective Laser Sintering olacak. Burada işte karbondioksit lazer, fuses, termoplastik powders in layers. Şimdi bu hem termoplastikler yani polimer malzemeler için hem de metal içinde kullanılabiliyor. Ama ilk çıkışı polimer malzemeler. Yani polimer tozunu ya da termoplastik tozu seriyoruz. Onun üzerine lazeri veriyoruz. Bakın şurada bir lazer kaynağı var. Bu işte optiklerden aynadan geçerek istediğimiz yere baskıyı veriyor aslında. Daha doğrusu lazeri veriyor ve oradaki tozu, şunu da toz düşünün. Şuradaki noktaları tüm. Şurası da tabla, toz yatağı burası. Orada istediği yeri tozu eriterek ya da sinterleyerek birleştiriyor tozları. Sonra bunu yaptıktan sonra bu katman bir kat aşağı iniyor. Üzerine şu merdane ile tekrar bir toz seriliyor. Ve düzleştiriliyor. Şurada toz var diye düşünün. Tozu seriyor. Sonra ikinci katmanda yine istediği yere lazerle birleştirme yaparak katman katman böyle her katmanda bu işlemi yapıp sonuca gidiyoruz. Ve sinterlemenin işte mantığı powder temperature is maintained near melting point. Yani erime noktasına yakın bir yerde sıcaklık var. Direkt erime noktası değil. O yüzden tamamen erimiyor aslında. Böyle tam erime noktasına yakın çok yumuşamış şekilde oluşuyor malzeme ve o anda birleştiriyorlar. Destek malzeme yine kullanılabilir. İşte EOS'un makineleri var burada. 3D Systems'ın da makineleri var. En büyük zaten firmalar EOS 3D Systems diyebiliriz. Şurada bir video koymuşum. Dilerseniz bunu da izleyip bir yöntem nasıl ona bir bakalım. Şuraya açalım bunu. Selective Laser Sintering, or SLS, is a rapid prototyping technology that turns 3D CAD data into physical parts in a matter of hours. SLS is an additive manufacturing technology that uses powdered nylon 11, nylon 12, and PEEK materials. Parts produced are lightweight, highly durable, and both heat and chemical resistant, making SLS an excellent choice for producing production parts without the expense of tooling. The SLS process begins by splitting 3D CAD data into thin cross-sections or layers. The data is then transferred to the SLS additive manufacturing equipment. The machine then begins to create the first layer. After a leveling roller spreads a thin layer of powdered material across the powder bed, a CO2 laser traces the cross-section on the material. As the laser scans the surface, material is heated and fused together. Bakın işte burada gördüğünüz gibi şuraları lazer sinterledi. Yani toz biraz tabii pofuduk gibi düşünün böyle tozu biraz hacimli. O yüzden sinterlendiği yerlerde direkt katılaştığı için hacmi azalıyor. O yüzden oraları net görebiliriz. Sonra geçen şey de tozu seriyor aslında. Bir katman aşağı iniyor sonra tozu seriyor üzerine ve devam ediyor. Once a single layer is complete, powder bed is lowered to make room for the next layer. More material is introduced from the powder cartridge and rolled out smooth, while unused material is recycled. The process is repeated, building layer upon layer until the part is complete. As SLS parts are built, they are encompassed by unsintered powder, which provides supplemental strength and eliminates the need for support structures. Complex designs and assemblies, once thought impossible,
are now being redesigned with SLS as cost-effective integrated structures. Bakın orada toz kütlesi vardı bir. O toz kütlesinden parçayı çıkardı. Çünkü toz da orada kalıyor aslında. Çünkü katman katman serdiği için sinterlenmeyen toz da etrafında duruyor. Ve o toz destek malzemesi olarak da kullanılabiliyor. Altı boş yerlerde mesela toz her zaman olacak. O yüzden destek malzemesi şeklinde kullanılabiliyor. Sonra da buradaki gibi temizlemek gerekiyor. Çünkü üzerinde toz var. Bir sonrasında... Solid Concepts manufactures parts utilizing nylon with property-enhancing fillers to create rugged SLS parts suitable for a variety of prototype and production applications. Typical uses for SLS include tools and fixtures, fuel tanks, flight-rated components for unmanned aerial vehicles, automotive designs, air ducts, architectural models, and artistic sculptures. Evet. Yani bu yöntem oldukça hassas sonuçlar da veriyor. Çünkü toz çok mikron seviyede ve birleştirilen tozlar oldukça hassas, düzgün sonuçlar çıkarıyor. Dediğim gibi bu videoda gördüğünüz polimerlerdi. Genelde sinterleme polimerlerde kullanılıyor. Ama metalde de kullanılıyor aslında. Bu toz yataklı sistem genel olarak şimdi polimerde ve metalde de kullanılıyor. Şurada galiba devamı da var. Burada birkaç örnek verilmiş. İşte 3D Systems'ın bazı şeyleri var. Makinelerinin isimleri bunlar. Yalnız bu Selective Laser Sintering makineleri oldukça maliyetli. Ve fiyatları 800K demiş mesela. Yani oldukça maliyetli şeyleri var. 100 watt enerjiyle çalışıyormuş. Şurada gördüğünüz polimerler de işte naylon polimer. Naylon dediğimiz böyle yumuşak naylon değil aslında. Polimerin ismi Duraform diye geçiyor. Duraform GF, Glass Filled Naylon. Biraz kompozitimsi şeyleri de var. Elastomer malzemeler. Şimdi daha fazla malzemeler de çıkmış durumda. Buraya da bir video koymuşum ben. Buna da bir bakalım. During a recent Fan Mail Friday episode, I got this unmarked box, which happened to be from Sinterit, a company that makes the Lisa, an SLS 3D printer. What is SLS printing? What's the Lisa? What's in the box? Just a moment. I'm Joel. This is 3D Printing Nerd. Cool. Joel'un kanalı aslında 3D Printing Nerd çok fazla 3 boyutlu yazıcılar hakkında bilgi veriyor. Burada ben biraz hızlı gideceğim. 7 dakikalık çünkü bu. Şöyle hızlıca size göstereyim. Şurada galiba şeyi anlatıyordu. Şuradan bir bakalım. Active laser sintering, and it's where the power source is a laser and the material is a powder, usually a nylon. And the laser sinters a layer of nylon powder. That layer is then dropped a little bit and another very small layer of powder is brought over and the laser sinters it again over and over and over until you have a part encased in a nylon powdered shell. You then remove the powder with a brush and then you can take the part to a system where you can use air to clean it off. And once you're done, you're left with a fully functional nylon part. Bakın burada gördüğünüz parçanın tamamını tek seferde üretmiş. Böyle assembly gerekmiyor demiştik eklemeli imalatta. Gerçekten assembly gereken parçaları bir arada ürettiğiniz için böyle avantajları var. Ve bu SLS'le de alttan destekleme de sağladığı için toz direkt hani desteksiz bile üretmeniz mümkün olabiliyor. Daha sonra tozu temizliyorsunuz üzerinden. Burada bir gösterdi zaten. All right. There's a bunch of reasons why this is cool, but the two main reasons I like to talk about is one, the nylon powder itself that isn't sintered acts as a support material. So whatever you make is supported by the nylon powder. You don't have to build it. O da aynı şeyi söyledi zaten. Direkt tozla destekleme sağlayabiliyor aşağıda. Than any additional supports. And two, the resolution of this printing process is incredible. You get very fine details. And because the nylon powder itself becomes the support material, then you can make functional parts that move all in one go without having to first print them and then assemble them. Enough about that. Let's get into this box that Sinterit sent. They did send some candy, which I will get into later. But the first model I do want to show you and show you up close is this. So on the front, it does say 3D Printing Nerd. And then on the side, it does say Sinterit. Then you get to see this amazing pentagonal,
if that's even a word. And when you look at it, you... Evet, burada görebiliyorsunuz arkadaşlar, resolution çok iyi. Yani katmanlar çok belli olmuyor. Sadece böyle sanki nokta nokta tozlar varmış gibi belli oluyor ama yine de çok güzel, çok ince. Bunlar bayağı ince şeyler. Detaylı üretimler gerçekleştirebiliyor burada gördüğünüz gibi. Başka bir örnek mesela şunu göndermişler. Bu da böyle bir işte resolution'un iyi olduğunu gösteren. Ama bakın şurada dikkat ederseniz tozlar, özellikle bunun yüzeyinde bu tozlar sinterleme olduğu için bazı sinterlenmeyen, yani sıcaklığı biraz daha kenarda kalıp da düşük olan tozlar şöyle üzerine yapışabiliyor bakın. Şuralarda tozlar var küçük küçük. Ve bu tozlar böyle işte yüzeyde pürüzlülük oluşturuyor. O yüzden yüzey pürüzlüğü çok iyi olmayabilir. İyi bir temizlik gerekiyor. Ama böyle karmaşık yapılarda üretebiliyorsunuz. Ama yüzey pürüzlülüğü, hani bunu gidermek mümkün olmayabilir. Demin işte post processing olarak tozu gidermek için havayla hava püskürtme vardı. Hava püskürtme bile bazen yeterli olmayabiliyor bunların hepsini götürmek için. Daha ekstra yüzey işlemleri gerekebilir. Mesela şurada da çok küçük bir parça yapmış. Bakın assembly halinde. Bayağı küçük. Burada da bakayım bu. This is huge and it's great and it shows one of the cool things that SLS can do in that you have pieces and model parts that are already assembled and you don't have to assemble them after the fact, but the spring itself is modeled into the 3D model and it works. Oh, it's extraordinary. Yay sistemi bile çalışıyor. Hakikaten güzel. Burada bir dişli çark gösteriyor. Our gears that actually spin. Here's a tire. You can see the tread. Tread looks cool. Bu şekilde yumuşak malzemeler de üretebiliyorsunuz. Cool. The inside is smooth and it's rubbery. So you could print tires for your OpenRC F1 using an SLS printer and have yourself some really unique tires that look awesome. This, I believe, is a turbo unit or an impeller or something. It's just amazing that stuff like this works. Even if you used PLA material and some sort of PVA dissolvable support material at 100%, you're still not going to get the precision that an SLS printer offers. Ooh, evet, söylediği yöntem aslında FDM yöntemi. Birazdan bahsedeceğiz. Normal masaüstü evlerde olan FDM'le polimer bassanız bile bu hassasiyeti elde edemiyorsunuz diyor. Ama bu hassasiyeti elde edeceğiniz makineler de çok pahalı. Eve alabileceğiniz fiyatlar değil. 300 bin dolar, 400 bin dolar civarında makineler aslında bunlardı. Şurada bir ampul yapmışlar. Biraz hızlı gideceğim vakit kazanmak için. Burada başka ne var? Galiba yok. Şurada fiyatlarına bakalım. Bakın bu yeni bir marka büyük ihtimal. Sinterit markası. O yüzden göstermiş ve 9 bin dolar makinesi. Bayağı küçük bir şey bu. Makine diyelim. Hacmi küçük büyük ihtimal, üretim hacmi. Ama post processing kısmı falan var. Şuradan elinizi sokuyorsunuz hava üflemek için. 9 bin dolara satıyor. Gayet güzel. Tek başına alırsanız sinterleme makinesini, o da 7 bin dolarmış. Şurada gösteriyor. Ama bunun profesyonel makineleri 300 bin dolar civarında. İşte daha büyük hacimli makineler. Bu çok küçük. Böyle bir elimiz kadar falan bir şey basar sadece. Oh, the Form Labs Fuse 1, I believe, starts at just around 10K. But what you do need to consider is technology like this is coming down in price because it wasn't that long ago that a system like this would cost you six figures. And now, granted, we're at a high four or possibly five figures, but that's kind of... Six figure dediği aslında şey, 100 bin dolarlar civarındaydı bu. Ama şimdi yavaş yavaş fiyatlar ucuzlamaya başladı. Five figure'ları yani 10 bin dolarlar civarına gelmeye başladı. Onu söylüyor aslında. Şurada da biraz machines and we have different powders available to make even crazier creations. So the future looks incredible and I can't wait because all of this stuff is just amazing and I'm just wide-eyed grinning at the possibilities that we have in the future. Plus evet. Yani çözünürlüğü oldukça yüksek baskılar istiyorsanız bu selective laser sintering özellikle mühendislik tarafındaki polimerleri basmak için çok kullanışlı bir yöntem. Şimdi burada polimer için selective laser sintering kısmını bitirdik. Ben bir burada kaydı durdurayım. Bundan sonraki kayıtta da metal tarafına geçeceğiz.